Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Avrupa Fatihi Galatasaray, Randers karşısında e, Saldır Cimbom başlığını atmış. Avrupa Ligi Playoff'unda sarı-kırmızılılar Danimarka ekibiyle karşılaşacak. Aslan Randers karşısında avantajı kaparak İstanbul'a dönmeyi planlıyor diyor. Şöyle biraz da büyütelim sizler de rahat görebilirsiniz. Sarı Kırmızılar Avrupa Ligi'nde bugün Renders'la karşı karşıya gelecek. Bu sezon 4 Avrupa Kupası maçına çıkan Cimbom Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV'yi elendikten sonra Avrupa Ligi 3. eleme turunda St. Johnston'ı saf dışı bırakmıştı. Galatasaray Renders engelinde aşarak Kupa 2'de grup aşamasına kalmayı hedefliyor. UEFA ve Süper Kupa'yı müzesine götüren Aslan son dönemde Avrupa'da aldığı başarısız sonuçları tersine çevirmek istiyor. Fatih Terim 3 kulvarda da zaferler istiyor. Cimbom ligin gala haftasında Giresunsporu Sporu mağlup etmesine rağmen Markaun'un Kerem Aktürkoğlu'na kafa atıp yumruklar sallamasını maçın önüne geçmişti. Sarı Kırmızılar bu iç sorunla yoğun şekilde uğraşırken camianın Renders karşılaşmasında bir galibiyete çok ihtiyacı bulunuyor, bulunuyor diyor gazete. Tabi daha önce de söylemiştim, dün de söylemiştim. E artık e, marka olayı kesinlikle rafa kaldırılmalı, e, düşüncelerden e, arındırılmalı, sadece bu maça odaklanılmalı. Aslında Fatih Terim de e, bu noktada böyle bir açıklama yapmış. Çünkü... Ee, ülke puanına çok çok ihtiyacımız var ve e, bütün takımlarımızdan galibiyet bekliyoruz bütün takımlarımızdan tur bekliyoruz evet 293. randevu şeklinde bir haber daha var aslan Avrupa kupalarında 293. maçına çıkacak Cimbom'un 102 galibiyeti, 76 beraberliği ve 114 yenilgisi bulunuyor. Sarı Kırmızılar rakip ağları 390 defa havalandırdı. Kalesinde 441 gol gördü diyor. Saat 20'de bu karşılaşmanın başlayacağı ve muhtemel 11'leri de yine paylaşmış Galatasaray'la ilgili. Haberler bu sayfada bu şekilde. Fatih Terim bir hata yaptı cezasını çekiyor. Manşette de okumuştuk aslında. Galatasaray kimsenin dediği yönde hareket etmez. Markao bir hata yaptı cezasını çekiyor. Tertesi spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Ortaya yeni iddia Pablo Galdames. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha bölgesi için yeni bir isim gündeme geldi. İtalyan gazeteci Nicola Shira'nın paylaştığı habere göre Sarı Kırmızılar, bol elinde bulunan Şilili orta saha futbolcusu Pablo Galdemes ile ilgileniyor. Futbol kariyerine ülkesi kulüplerinden Espanola'da başlayan 24 yaşındaki futbolcu son olarak Arjantin'in köklü kulüplerinden Vélez Sarsfield'de forma giydi. Temmuz 2020'de takımıyla sözleşme son eren Galdemes, Vélez ile geçtiğimiz sezon toplam 16 maçı çıktı ve bir gol kaydetti. 4 kez Şili milli takımının formasını giyen Pablo Galdemez orta sahanın yanı sıra ön libera bölgesinde de oynayabiliyor. Berkan Kutlu da ligin zirvesine çıktı. Galatasaray yeni transferlerinden Berkan Kutlu Süper Lig'in ilk karşılaşmasında Giresunspor önünde hafta haftayı zirvede bitirdi. Genç futbolcu 12.945 metre ile Süper Lig'de geride bıraktığımız haftanın en çok koşan futbolcusu oldu. Orta sahaya dinamizm getirmesi için alınan Berkan ortaya başarılı bir performans dokayarken beklentileri karşılamasını bildi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Marka O Kerem ile ilgili konuştu. Burak Elmas yaptığı açıklamada bu bir hale meselesidir. Tek sıkıntısız canlı yayında ekrana gelmiş olmasıdır. Oyuncumuz zaten bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Biz teknik direktörümüzle takım kaptanlarımızla görüşerek aile içinde gereken cezayı vereceğiz. Başka kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye, reyting kasmaya çalışmasın. Bunu yapmaya çalışanları şiddetle uyarıyorum diye açıklama yaptı. Cagney ve Feguli de Fatih Terim etkisi. Galatasaray yönetim değişikliğinin ardından seçimde başkanlık ipini gösteren Burak Elmas, ekibiyle ekonomik bir kalkınma programı başlatmıştı. Bu doğrultuda kadroda maaş yükü fazla olan futbolcular için ayrılık planlandı. Özellikle Radamel Falcao ve Sofyan Fegül'ü bu konuda ilk iki hedef oldu. Geçen sezon kiralık olarak Premier görev yapan Emma dedi bu listedeydi. Ancak devreye giren teknik direktör Fatih Terim bu üçlüden ikisini kazanmayı başardı yeni sezon öncesinde iki futbolcuyla da görüşme yapan Terim'in oyuncuları da özgüven yüklemesi yaptığı da bildirildi. Giresin Spor'la oynanan karşılaşmada Cagne ve Feguli'yi ilk 11'de görevlendiren Terim iki futbolcudan da istediği verimi aldı. Cagne önceki gün mücadelede bir penaltı kaçırsa da attığı gol ve mücadelesiyle alkışı topladı. Feguli de hırsıyla hücum hattına güç kattı. İki futbolcunun da sezonun geri kalan bölümünde yararlanmak isteyen Terim'in Cagne ve Feguli'nin takımda tutulması için yönetimle yeni bir görüşme gerçekleştireceği de öğrenildi. Mustafa Muhammed'e ne olacak terim kararını verdi. Galatasaray'da Mustafa Muhammed şaşkınlığı yaşanıyor. Geride kalan 5 maçın ikisini 11'de başlayan ama ilk 45 dakikasında formasını kaybeden Mısırlı futbolcu Giresun Spor maçını ise kulübede tamamladı. Son olarak Fatih Terim'in Muhammed'i sildi, hatta yerine futbolcu aradı iddia ediyordu. Ancak tecrübeli teknik adamın Mısırlı'dan vazgeçmediği sadece dinlendirerek onu yeniden kazanmaya çalıştığı öğrenildi. Bu arada Muhammed'in işini zor bir hamilelik dönemi geçirdiği, genç futbolcunun yaşadığı düşüşte bunun da etkisi olduğu bildirildi. Daha önce Fatih Terim bazı futbolcuları oynatarak bazılarını da dinlendirerek kazanacağız demişti. Muhammed için ikinci yolu tercih ettiği de gelen bilgiler arasında. Jetson'la sürpriz rakip. Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Jetson Fernandes'e talip olan son takım Valencia oldu. Portekizli gazeteci verdiği bilgiye göre Valencia Jetson Fernandes transferi için devreye girdi. Jetson Fernandes kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Valencia'nın ilk görüşmeleri yapmaya hazırlandığı da kaydedildi. Bilindiği gibi Jetson Fernandes'in bonservisine servisine sahip olan Benfica kulübü Portekizli orta saha futbolcusunu takımdan göndermek yerine kiralık seçeneğine daha sıcak bakıyor. 22 yaşındaki futbolcu Jetson Fernandes geçen sezon Galatasaray'a geldiği kış transfer döneminde Süper Lig'de 17 maçta forma giymiş ve 3 asiste katkıda bulunmuştu. Biraz daha Avrupa'dan futbola bakalım. Bir Real Madrid PSG transfer savaşı da Kulübü ulusal bir kimlik kazandırmak isteyen PSG Real Madrid'e rakip oldu. Manchester United ile olan sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan Paul Pogba Real Madrid ile PSG'yi karşı karşıya getirdi. Real Madrid takımlarıyla kontratları 2022 yazında sona erecek olan Paul Pogba, Antino Rüdiger, Mbappe ve Leon Goretzka'yı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil etmenin hesaplarını yapıyor. Paris Saint-Germain ise Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Real Madrid gibi Paul Pogba'nın da peşinde. Asta yer alan bilgiye göre Real Madrid, Paul Pogba transferinde en büyük rakibinin PSG olacağını biliyor. Fransız yıldız Real Madrid'e imza atmayı tercih ediyor. Ancak Paris'te gibi daha fazla parayı teklif ediyor. Katarların yönetimde olan PSG yıllarca Marsilya ve Lyon'un gölgesinde kaldı. Bu nedenle Fransız yıldızıyla orta sahayı güçlendirerek kulübe ulusal bir kimlik kazandırmak istiyor. Evet Fatih Terim'in de açıklamaları bu şekildeydi. Zorlu bir karşılaşma olacak Fatih Hoca da söylüyor. Başarılar diliyoruz Galatasaray'a da. markao konusunda da gelişmeler yaşandı dün. Onun haberi de var. İsterseniz hemen aktaralım sizlere. Galatasaray onun takımdan ayrı bireysel çalışacağını açıkladı. Sarı Kırmızılı kulüp takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan futbolcuları Marka Anun takımdan ayrı çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada yönetim kurulumuz oyuncumuz Marka Danascimento Teixeira'nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız denildi. Açıklamada ayrıca 2021-2022 sezonu Profesyonel Futbol Disiplin Yönetmeliği uyarınca savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali cezayı oyuncumuza tebliğ edeceğiz ifadelerine yer verildi.